Havasına girmişlerdi. İşte o yanlıştı. Çünkü sen Konya'yı yenemedin. İçeride Ümraniye senden neredeyse maçı alıyordu. 5-4'lük bir maçın var senin. Sansasyonel bir maçtı. Karagümrük maçı. Ee, Başakşehir'i 1-0 İTKK. Kaç tane maç 90 artı 8'de atılan bir golün iptali var ee, tartışılabiliyor. Yani o pozisyonu veriyorsun, o golü orada kabul edebiliyorsun. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 6-0'lık, 5-0'lık, 4-0'lık galibiyetlerin ambalajı ve makyajı bozuluyor, akıyor. Senin onları kazanman lazım. Onları kazanmakta bu oyunla olmuyor. Oyunu değiştirmen lazım. Oyunu değiştirecek bir Jorge Jesus inatı olacağını sanmıyorum. Çok tecrübeli bir isim. Mutlaka ki bunlara bir çözüm düşünüyordur. Antep gibi ee, şu sıralarda kırılgan ama neticede iç sahada zorlu bir takım karşısında Fenerbahçe'nin ben 3 puanı alacağını ama bu modelle oynarsa sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Peki Beşiktaş'la devam edelim isterseniz. Yine birkaç gündür gündemin <laughs> ilk sıralarını işgal eden Vegors evet. konusuyla başlamak lazım lazım. Vegors gitti değerli izleyenler. özel jetine atlayıp bütün alacaklarını bırakıp. o gün özel jeti mi Manchester United göndermiş. Ben öyle haber aldım. Vegors özel jet tutup adaya uçtu diyor. O gün Manchester Şahinoğlu. United özel uçak göndermiş. Öyle mi? Evet olabilir. ben öyle duydum. Yani birimiz yanılıyor olabiliriz. Olabilir. Önemli değil sonuçta özel bir evet. jetle gitmiş kimin tuttuğu evet, çok yani. da önemli değil. <laughs> Hayallerim var dedi her şeyi bırakıp gitti başlığıyla aktarılmış haber. E, yönetimin kapısını bir kez daha çalan Hollandalı golcü Manchester derbisinde oynamak istiyorum deyip 7 milyon TL'lik parasını da istemedi ve e, adaya uçtu. Manchester derbisinde oynar mı oynamaz mı o bilinmez tabii. E, Murat Özbosna'nın hemen e, bir analizi var onu da kısaca aktarmak istiyorum. Beşiktaş'ı da güneşi de yaktı başlığıyla <laughs> e, diyor ki Beşiktaş takımın yıldızını kaybetti şimdi 3 milyon euro kazandım demek kendini kandırmak olur. Şimdi bu işe belki bir vegors cephesinden bakmak lazım bir de Beşiktaş cephesinden Tabii. bakmak lazım yani her iki tarafa da hak verilebilecek bir e, durumdan sanki bahsediyoruz ne dersiniz? Yani hayallerim var her şeyi bırakıp gitti gözüyle bakamayız hayali oraya gitmekti. Nasıl ki takımın içerisinden Cornelius'u çekti aldı Kopenhag. Maçı oynadıktan sonra neredeyse kendi ülkesine döndüğü uçağı alıp götürecekti. Böyle kaybedilen bir oyuncuya dönüştü Vegord. Yerine çok fazla acil bir takviyenin yapılma ihtimali pek kolay olmayan. Yani şu anda bu Fenerbahçe'nin çok istediği Amerikalı oyuncuyu Wright Hacı Wright'ı Beşiktaş'ın bir an evvel neyse maliyeti hemen kapması takas yollarına girecekse girerek kapması lazım. Çünkü takıma döndürdüğünüz oyuncu Josef de Souza oynayabilir duruma geldi artık. Evet. Önemli bir katkı olacak. Jetson Fernandez'i de yedekleyerek hatta birlikte oynayarak Salih Uçan çok daha özgür kalabilecek belki. Böyle bir formata dönüşebilir ama Gezzal'ın dönüşü Mart sonu. Yani sezon biter. Nisan-Mayıs'ta ne kadar verimli oynayabilir evet. bilemiyoruz. E, Rozier'de bir düşüş var. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bir arıza görülüyor. vegorsun bay bay demesi zaten gideceğinin göstergesiydi. Gider. Gitmesi doğal. Çünkü adam bu hafta e, Beşiktaş'la Konya'ya gitmek varken Manchester City ile dünyanın vitrinine çıkma maçına çıkacak. Belki 11'de çıkmayacak sonradan girebilecek, kenarda oturacak, belki 10 dakika oyuna atılacak, belki bir gol atacak ve o gol bir hafta boyunca dönecek. Zaten bizde de dönecek. Beşiktaş, Konya'da gol atamazsa, Vegors City'de gol atarsa United formasıyla o zaman Tantana'yı göreceğiz. O zaman bay bay olacak işte. Şenol Güneş o zaman zor durumda kalmış değil, bırakılmış olacak. Şenol Güneş'in inisiyatifinde olan bir şey değil bu. Eğer onun çözümü olsaydı bu çözümü uygulamazdı. Bir tek Cenk Tosun'la gidiyorsunuz. Zorlu bir deplasmana, iyi kapanan, kontratağı iyi oynayan, sabırlı oynayan, belli belli bir sistemi olan, disiplinli bir takıma gidiyorsunuz. Zorlu bir maç olacak ve Vegors yok. Oyun içinde Vegors aynı zamanda bir lider, aidiyet duygusu olan, savaşan bir isim. Vedası da çok zarifti. O tribünlere gidip o bay bay şekli. E, Herkese sürpriz olması dışında pek e, sorun yok. Çok yoktu zarif, mi? çok asil bir e, davranıştı. Bence e, bu kadar güzel veda edilebilir. E, bir anda sessizce, yani Abu Bakar gibi e, sırtında arızalarla dolaşan, sırt çantasında bolca arıza bulunduran bir oyuncunun gidişini düşünün. Oynamayıp oynamayıp hop sinsice kaçtı gitti. Begors'un gidişini düşünün. Talibi çıktı, bay bay dedi tribünlere. Kalbimdesiniz dedi, gitti. Her zaman bu kapı ona açık kalabilir. Ama babu, Abu Bakara nasıl bu kapı hala açık ben onu anlayamıyorum. Onunla ilgili de e, Gürcan Bilgiç'in yine yazısında bir bölüm vardı. Hemen onu bir kez daha e, dönmek istiyorum Gürcan Bilgiç'in yazısına. Şöyle diyor, Beşiktaş taraftar zamanında Burak Yılmaz transferine karşı çıktı. Galatasaray'da oynarken kendini yere atıp penaltı almasına isyan etmişlerdi. Sonra Caner Erkin geldi gündeme. Taraftar yine tavır koydu, karşı çıktı. <laughs> Hatta arabalı vapurda taraftarla tartıştığı için Orhan Akı da görevden aldırmışlardı. Şimdi bu taraftarların büyük bölümü şampiyonluk yarışında takatım diyerek takımı yalnız bırakan Abu Bakar için bayram ilan etti diyor. Doğru bir çelişki var burada. Burda aslında şöyle doğru. bir durum var. E, Abu Bakar sakat mıydı değil miydi? Bu konuda bir türlü uzlaşılamadığı için gerçekten bir sakatlık var mıydı? Yoksa e, <laughs> sırt çantasında, mi istedi? Sırt çantasında e, erör barındıran bir bilgisayar sürekli arıza verir. Hep e, format atılması gereken bir oyuncudur. Para için yaşayan... E, aidiyet duygusu veya uluslararası başarılardan çok o büyük yetenekleriyle büyük paraları kovalayan bir oyuncu ihtiyacı olmamasına rağmen bir Afrikalı kültürünün e, bir yıldızı hı hı. önemli bir oyuncu tamam ama hep orada bir problem var sırtında onunla geziyor o dönemde de Beşiktaş'a zarar vererek gitti oynamayarak da zarar verdi sakatım diyerek de oynatılmamasını sağlayarak da zarar verdi. Aynı şeyi niye yapmasın? Şimdi Vegors gitmiş ben burada kesin oynarım gözüyle bakıyorsunuz geliyorsunuz. Yetenekli bir golcü bir tane iki tane atar. Cenk Tosun'la havada çarpışırlar birbirlerini kutlarlar gol sonrası. Güzel sahneler yaşanabilir ama bünye reddediyor. Beşiktaş seyrisi enteresandır. Bünyenin içine almıyor. Caner Erkin'i alamadı bir türlü sindiremedi içine bazı oyuncular vardır belli takımın içerisindeki mücadelesi veya geçmişte yaptıklarıyla unutulmaz o çarşı bunları unutmuyor ama Hesabını aynı Burak Yılmazla da barışıldı mesela evet çok tepki gösterdi taraftarlar ama o zaman da e, birkaç golle taraftarla barıştı Burak, Burak Yılmaz dendiği ama Burak Yılmaz Beşiktaş'a e, zarar vererek hadi deyim yerinde kazık atarak giden bir oyuncu değildi dolayısıyla dönüp sorunu çözmek için o takımın içerisinde mücadele edebilirdi. Bir de e, Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın sembolü değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Trabzon'un dördünde de oynamış bir oyuncu. Dolayısıyla herkesin ortak malı ve milli takımın santrforuydu. Evet. Abu Bakar öyle bir şey mi? Beşiktaş dışında Arabistan Yarımadası. Şimdi Çin'deki şartlar değişirse Abu Bakar'a versinler 2 milyon euro. Sizde 5 maç oynamayabilir gitme maddesi varsa.